Sevgili yeni mahalleliler, geleceği birlikte kurmaya hazır mısınız? Güçlü bir Türkiye istiyor musunuz? Güçlü bir demokrasi istiyor musunuz? Peki güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı istiyor musunuz? Ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, demokrasi ve özgürlük savaşçısı, 19 Mayıs tam bağımsızlık, 19 gün sonra tam demokrasi diyen, acıda kahırda çekmiş geliyor, güneşten boşanmış, kopmuş geliyor. Konuşmalar yapmak üzere Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü anma ve gençlik bayramı. Az önce belediye başkanımız gerçekten de çok güzel bir konuşma yaptı. Milli bayramlar çok önemlidir. Bütün ulusların milli günleri vardır. Milli günlerde tarihimizi konuşuruz. Ulusal kahramanlarımızı konuşuruz. Onların çabalarını, mücadelelerini dile getiririz. Tarihimizi bileceğiz ki geleceğimizi iyi çizelim. Eğer tarihe sırtınızı dönerseniz geleceği iyi şekillendiremezsiniz. O nedenle sözüm söz. Eskiden olduğu gibi CHP iktidarında 19 Mayıs'lar, 23 Nisanlar, 29 Ekimler eski görkemli şekilde kutlanacaktır. Hiç kimse bundan endişe etmesin. Bu ülkeyi kuranlar ağır bedeller ödediler. Kimisi şehit oldu, kimisi gazi oldu. Çocuklarımız, torunlarımız daha güzel bir ülkede yaşasınlar diye. Ama onların çabalarını birileri görmüyor. Görmek istemiyor. Gizlemek istiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar asla başarılı olamayacaklar. Biz şehitlerimizi de, gazilerimizi de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de, İnönü'yü de, Ecevit'i de, Bayar'ı da, Menderes'i de hiç unutmayacağız. Bu ülkeye kim hizmet ettiyse herkesi kucaklayacağız. Onlar ayrıştırdılar. Onlar böldüler. Ayrışmayacağız, bölmeyeceğiz. Bu ülkede huzur içinde, barış içinde kardeşçe yaşayacağız. Tek hedefim bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi getirmek. Birinci sınıf demokrasiyi getireceğiz. Bülent Ecevit sadece CHP'nin tarihinde değil. Bülent Ecevit sadece CHP'nin tarihinde değil. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde değil. Dünya emek tarihinde de, siyasal tarihinde de önemli bir simgedir. Sosyal devletin oluşmasında, emeğin haklarının verilmesinde, milliyetçiliğin ne olduğunu millete anlatmasında çok önemli bir liderdir. Onu rahmetle ve şükranla anıyoruz. İsminin bir spor kompleksine verilmesi çok önemlidir. Onu anmak, çocuklarımızı anlatmak için çok önemlidir. Belediye başkanımız bu konuda önemli bir adım attı. Cumhuriyetin değerlerine de vurgu yapıldı. Cumhuriyet saltanatın yıkılmasından sonra, padişahın gitmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının birinin kulu değil, bağımsız yurttaş olmalarının kazanılmasında Cumhuriyetin değerleri çok önemlidir.
Cumhuriyet olduğu içindir ki biz tarihimizi biliyoruz. Cumhuriyet olduğu içindir ki evrensel değerlerle buluşuyoruz. Cumhuriyet olduğu içindir ki biz hakkımızı arayabiliyoruz. Cumhuriyet olduğu içindir ki biz birilerinin kulu kölesi değiliz. Biz özgür, bağımsız Türkiye'nin özgür yurttaşlarıyız. Cumhuriyeti kuranlardan elbette onları şükranla anacağız. Onlar cumhuriyeti kurdular ama yeni mahalleyi de kurdular. Adına yeni mahalle dediler. Bir kenti tanıttılar bütün Türkiye'ye. Yeni olması onu hiç eskitmedi. Tam tersine belediye başkanımız bu konuda yeni mahallenin bütün çevresini değiştirdi. Yeni mahalle, yeni mahalle ise sosyal demokratların imzası vardır altında. Karayalçın'a da şükran borçluyuz. Yeni başkanımıza da şükran borçluyuz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Bir şeyi sakın unutmayın. 7 Haziran çok önemli. Sandığa gideceğiz. Çocuklarımız için önemli. Ülkemiz için önemli. Bayrağımız için önemli. Tarihimiz için önemli. Ulusal duygularımız için önemli. Emeğimiz için, alın terimiz için önemli. Yeni bir tarihi yazacağız. Yeni bir hamleyi, yeni bir sıçramayı inşallah 7 Haziran'da el birliğiyle, gönül gönüle, omuz omuza gerçekleştireceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu kompleksin bütün yeni mahalleye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekleştiren Fethi Başkan'a da teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar selamlar, saygılar sunuyorum. Yaşanacak bir Türkiye'nin Başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bırakmıyoruz. Efendim şimdi tesisin açılışını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımız kürsüyü alırlarsa... Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı da davet ediyorum buraya. Kürsüyü alabiliyor muyuz arkadaşlar? Ve milletvekili adaylarımızı, ikinci bölge milletvekili adaylarımızı, birinci bölge milletvekili adaylarımızı da bekliyorum. Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'i davet ediyoruz. Bu güzel tesisin kurdelesinin kesilmesinin üzerine milletvekili adaylarımızı davet ediyorum efendim. Başkanım şöyle alalım başkanımızı. Bülent Ecevit spor kompleksi yeni mahallemize hayırlı uğurlu olsun efendim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim yeni mahallemize, Bülent Ecevit Spor Kompleksi. Hizmetlerinden ötürü yeni mahalle belediye başkanımız Fethi Yaşar'a çok teşekkür ediyoruz. Ankara 1. bölge ve 2. bölge milletvekili adaylarımıza çok teşekkür ediyoruz. Genel başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz.